Arkadaşlar, muhalefetin ağzına pelesenk ettiği bir kavram var. Liyakat. Hakikaten yüksek bir kavram. Ehliyet, liyakat, vukufiyet. Özellikle siyasetçilerde olması gereken hususiyettir bunlar. Olursa orada çok üretken bir hal çıkar, çok lezzetli bir hal çıkar. Olmazsa ne olur? Nakıs bir durum ortaya çıkar. Muhalefet ısrarla habire çamur atıyor ya AK Parti'ye, iktidarımıza, hükümetimize. Çamur atarken de artık lafın bittiği yerde liyakata işi döküyorlar filan. İnandırıcılıkları da olmayınca hep oraya doğru vurgu yapıyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar, bir şeyi paylaşacağım size. İnsanın konuşurken sözüyle özünün birbirini tutması lazım. Yani senkronize bir halinizin olması lazım. Yüreğinizden geçenle dilinize vuran mutlaka ama mutlaka aynı olmalı. Yoksa zaten gidip kulaktan geri döner. Şimdi bunların samimiyetsizliğine bir tane örnek vereceğim ben arkadaşlar. Biz İstanbul Belediyesi'ni bırakırken iştirak şirketleri var orada. Belediye şirketler var. Bu şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin sayısı toplam 359. Toplam 359 arkadaşlar. Şimdi biz bıraktıktan sonra yönetim kurulu üyesi sayısı kaç olmuş? 460. 100'ün üzerinde bir artış oldu. Niye bu yönetim kurulu üyesi sayısı artıyor? Niye 460'a çıkıyor? Birileri nemalansınlar diye çıkıyor arkadaşlar. Efendim, oralara getirilen insanlar liyakatli olur, ehliyetli olur, işi bilenler olur. Al başının üstüne koy. Eyvallah. Buna hiçbir şey demeyiz. Ama orta yere çıkan fotoğraflar öyle bir görüntü veriyor ki arkadaşlar. Liyakatsizliği bırakın. Yani her şey yerlerde sürünür hale gelmiş. Bir tane istifa ile ilgili sizinle bir paylaşım yapacağım arkadaşlar. Sultanbeyli CHP üyelerine duyuru diye bir metin var. Bunu bütünüyle size okumak istiyorum arkadaşlar. Muharrem Konuk, CHP Sultanbeyli eski ilçe başkanı. İmza ona ait. Açıklama aynen şöyle. Diyor ki, Sultanbeyli CHP ilçe başkanına aylık aldığım parayı kendisine vermediğim gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Hatları Yönetim Kurulu üyeliğime son veriliyor. İlçe kiraları şimdi genel merkez tarafından ödeniyor. Önceleri hem ilçe binasının kirasını hem personel parasını yıllarca tek başıma ödedim. Ben Sayın Başkan'dan aidat dahi almadım. Görevden alınmamam özellikle maddi açıdan benim için bir önemi yok. Ancak Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk, adalet, liyakat diye yapılan Sayın Genel Başkanımızın yürüyüş politikaları açığa düşürülüyor. Ben İTÜ mezunu makine mühendisiyim. Yerime atanan arkadaşımız Aytekin Akpınar, küçümsemiyorum ama yanlış bilmiyorsam ilkokul diploması dahi yok. Kendisine başarı diliyorum. Liyakatın anlamı bizim ilçede böyle takdir ediliyor. Sivas'ta 15. yüzyılda bir Hınzır Paşa yetişti. Sultanbeyli'de birden fazla Hınzır Paşa yetişmiş. Benim yerime İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Yönetim Kurulu'na atamanın hakka, hukuka ve liyakata göre yapılmasını beklerdim. Bütün CHP Sultanbeyli örgüt üyelerine iyi dileklerimle arz ederim. Bakın arkadaşlar, görüyor musun? Görüyor musun? Liyakat neymiş bakın? Yerlerde sürünüyor. Samimiyet neymiş bakın, görün. Bir CHP'nin ağzından dinlediniz değil mi? Bunlar arkadaşlar CHP'nin fotoğrafı, bunlar muhalefetin fotoğrafı. Yaptıkları bunların bu. Sözleriyle yaptıkları asla örtüşmedi bugüne kadar. İşleri güçleri kara çalmak, yalan söylemek. Kendilerinin yapabilecekleri, efendim düşüklükleri, küçüklükleri bize izafe etmek. İşte bir tane örnek gösterdim. Ellerine fırsat geçtiğinde ne yapıyorlar bakın. Bakın yani efendim, bu vatanın değeridir, kıymetidir, insanlarımızın parasıdır, puludur, bunu çarçur etmeyelim diyorlar mı? Asla. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakın. 359'dan 460'a çıkarıyor yönetim kurulu üye sayısı. İhtiyaç olur, eyvallah yapalım. Liyakatli insanlara ihtiyaç vardır, olur. Bakın makine mühendisi ne diyor? Beni aldılar diyor. İlkokul diploması olduğunu bile düşünmediğim birini getirdi. Böyle bir hal var arkadaşlar. Samimiyet yok. İşleri güçleri yalan. Şurada gelip basın toplantısı yapan HDP'li bir isim var. Şurada bir saat, bir buçuk saat konuştuğuna şahit oluyoruz. Yalan iftira, yalan iftira AK Parti'ye dönüyor. Son iftirası neydi bu adamın? Tweet atmış sosyal medyada. Efendim diyor ki, cezaevinde, Van cezaevinde birisi kalp krizinden ölmüş. O öyle demiyor tabii. O kalp krizini kullanmıyor. Kalp krizinden ölmüş. Buna bir ambulans bile verilmemiş cenazesi için. Van valiliği açıklama yaptı. Aile istememesine rağmen ambulansı valilik temin ediyor, Hakkari'ye kadar da götürüyor. Ve bunu yaparken de videoyla kameraya işte görüntüyü alıyor ki, çünkü ardından geleceği biliyor. Bunların hilebaz, yalancı, düzenbaz, iftiracı olduğunu bildiği için valilik böyle de bir önlem alıyor. Samimiyet yok diyorum ya arkadaşlar. Ve burada hep ona vurgu yapıyorum. Allah aşkınıza ya. Bir böyle bunlardan sadır olan bir söz olduğu zaman dönüp bir bakın ya.
bir sağlamasını yapmak lazım. Bu doğru mudur, değil midir? Ben bakıyorum, tabii ki yandaş medya pat diye hemen onu bile abartarak özellikle öne çıkarıyor. Ama vicdan olması lazım, merhamet olması lazım, hakkı söylemek lazım. Dün burada bir belediyeden bahsettim. Ya arkadaş, zeytinlikleri imara açıyor, ardından dönüp zeytinliğime dokunma diye nümayiş yapıyor. Böyle bir anlayış ya. CHP'nin anlayışı, muhalefetin anlayışı. Bir şeye daha vurgu yaptım. Ne yapıyor? Grup toplantısında İyi Parti getirip orada birilerini şov yaptırıyor aklı sıra. Kaç defa dedik ki kardeşim, bari şov yaptırdığınız adamların noksanı var mı yok mu ona bak. Çiftçi mağdur olmuş, çiftçinin fotoğrafları çıktı orta yere dün. İçki sofralarında böyle, hem de değme zenginin oturamayacağı sofralarda fotoğrafları çıktı. Bunu niye söylüyorum arkadaş? Mükerreren şunun için söylüyorum. Bunların samimiyeti olmadığına vurgu olsun diye söylüyorum. Ve biz de bunları yutmayız, yemeyiz, burada her defasında dile getiririz diye söylüyorum. Özellikle yandaş medyaya dönüktür bu mesajlar. Ya bunlar söyler muhalefet, iktidar nasıl olsa hep sükut ediyor. Bunlar sessiz kalıyor, ya iktidarız diye boş ver filan. Öyle değil, öyle şey yok. Yalanları deşifre edeceğiz, yalanları hakikatle yer değiştireceğiz. Hakikat budur, hakikatleri konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir sosyal medyada paylaşım vardı, okuduğum zaman yüreğimde hakikaten böyle bir kıpırtı oluştu. Amerikan eski Dışişleri Bakanı bir bayan, 84 yaşında ölmüş. Irak, genç nesil belki çok fazla hatırlamayabilir, 91'li yıllarda filan işgal edildiğinde çok sayıda çocuk, 500 bin tane çocuk, ki bu kadın kendisi bizzat söylüyor. 500 bin çocuk öldü ama ölmeleri gerekiyordu gibi de bir ifade kullanmıştı. Bununla ilgili paylaşımı yapan birisi Allah'ın adaletine vurgu yapmıştı. Allah'ın adaleti şaşmıyor arkadaşlar. Hakikati söylemeyenleri mutlaka ama mutlaka bir şekilde rüsva ediyor Cenab-ı Hak. Bir şekilde. Ve en nihayetinde kaç yüz yıl yaşarsan yaşa, gideceğimiz yer aşağısı. Bir hesap var. Bu hesapları düşünerek siyaset yapmak durumundayız. Şu kürsüyü kullanan nice insanlar oldu. Şimdi toprak oldular bunlar. Öyleyse hakkı dillendirecek. Bakın, hakkı dillendiren bir isim. Madem bunu söyledik, şu kürsüyü kullanan bir isim vardı. Çok yüksek bir isimdi. Bu toprakların esaslı bir simasıydı. Sivas'ımızdan yetişmiş bir numune isim. Muhsin Yazıcıoğlu. Yarın şehadetinin yıl dönümü. Allah gani gani rahmet eylesin. Keşke o kıvamda olsa siyasetçi. Keşke hak için, adalet için korkusuzca dimdik durabilse. 28 Şubat'taki duruşunu bugün herkes konuşuyor. O yiğitliğini, vatanseverliğini, o bir ülkü peşinde nasıl koşturduğunu bugün herkes konuşuyor. Böyle arzu ettiğimiz siyasetçi niteliği bu olması lazım. Bunların hiçbirinde, bakın muhalefeti özellikle kastediyorum. Ve muhalefette milliyetçiyim diye sözüm ona orta yere çıkanlara bakın. Pespaya hale geldiler. Çok kötü durumlara düştüler. Buralardan keşke örnek alsalar diye bunları söylüyorum ben. Ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu, şehidimizi rahmetle minnetle anıyorum. Onun mekanı cennet. Cenab-ı Hak inşallah cennette bizi de mülaki kılsın onlarla. Bir şeye daha vurgu yapacağım arkadaşlar. Türkiye'nin geldiği durumu izah için çok çok önemlidir. Hollanda'dan bir hasta gelmişti yakın zamanda. Lösemi teşhisiyle fişi çekilsin diye Hollanda makamları hususen bu hastaya dönük bir düşünce ifade etmişlerdi. Hollanda'nın sağlık makamları. Türk olduğu için Cumhurbaşkanımızın müzaharetiyle aldık, buraya getirdik. Türkiye'deki sağlık sisteminin nasıl olduğunu, ne kadar kuvvetli, muhkem, berrak olduğunu göstermesi bakımından çok çarpıcıdır. Bu kızımız şimdi şifa buldu, taburcu oldu. Türkiye ile eskiden öykünülen Avrupa'nın hali bu. Kıyas yapmak için söylüyorum ben. Bunları kıyas edin. Ve muhalefet hep böyle alil baksın, hep düşük baksın, hep kendi ülkesini küçük görsün, böyle devam etsin. Millet hakikati biliyor, görüyor. İşte seçim kanunu şimdi görüşülüyor. Komisyondan geçti malumunuz. Yakın zamanda inşallah parlamentoya gelecek. Önümüzdeki hafta kuvvetle muhtemel. Komisyonda bir takım değişiklikler yapıldı. Neye vurgu yaptık biz? Bu seçim kanunuyla beraber o zeminde, yani siyasi partiler zemininde seçime girecek, iştirak edecek siyasi partiler zemininde bir defa araya bir takım parazitler girmesin diye, samimiyet olsun diye kanuni düzenlemeler yapıldı. İnsanlarımız gidecekler, hangi partiye oy veriyor iseler. Belli bir oranda da bir baraj söz konusu oldu. Eski baraj da aşağıya indi. Onunla beraber verdikleri oy nispetinde insanlarımız milletvekillerini seçecek. Bundan yana rahatsızlık ifade ediyorlar. İşleri güçleri ne arkadaşlar? Baştan söyledim, yalan söylemek. Şimdi bu seçim kanununa dönüp de Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söylüyorlar. Özellikle CHP. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Niye? Derdin ne senin? Burada anayasaya aykırı ne var? Hangi hüküm var? Bir hüküm yok. Bunu söylüyor. Anayasa Mahkemesi kuvvetle muhtemel reddedecek. Bir şey çıkmayacak. Ama
Onların yaptığı şey şu, kamuoyuna bir mesaj veriyor. Diyor ki, Cumhur İttifakı kendine faydalı olsun diye, kendine yararlı olsun diye böyle bir düzenleme yapıyor. Zinhar böyle bir şey yok arkadaşlar. Kanun maddeleri çok açık, çok da fazla değil zaten. Ve içeriğine de baktığınızda bütün partiler için aynı eşit efendim bir takım hükümler ifade ediyor. Dolayısıyla burada bile yalan, burada bile aldatmaya dönük yaklaşımları var. Bunlar bunu buna devam etsinler. Milletimiz de onlara gereken dersi verecektir. Ben hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sual varsa alırım. Yoksa da Osman Bey gibi bir yiğit adam var burada. Onu anons edelim.